Son günlerde otomobil piyasası çok hareketli. Arabasını satmak isteyenler için fiyatları takip etmek, güvenmek gerçekten çok zor. Bunun çok kolay ve güvenilir bir yolu var arkadaşlar. İzleyicilerimiz oto.net mobil uygulaması veya oto.net web sitesi üzerinden hiç beklemeden anında avantajlı fiyat teklifi alabilirler. Oto.net'ten aracınız için teklif alın, aracınızın ne kadar ettiğini öğrenin, ücretsiz ekspertiz randevunuzu oluşturun. Oto.net'e hemen satın, paranız anında hesabınıza yatsın. Detaylı bilgi için de videonun açıklama kısmını inceleyebilirsiniz. Oto.net. Asistanlarız ekranlarında Diagonal programıyla bu hafta yeniden karşınızdayız. Biliyorsunuz Oto.net'in katkılarıyla hazırlıyoruz Diagonal'i ve tabii ki konuklarım da Mehmet Özcan, Volkan Demir. Kendileriyle gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Merhaba Neslihan. Merhabalar Neslihan. Bir hafta geçti. Bir hafta sonunda söyleyebilirim ki hem Galatasaray hem Fenerbahçe şampiyonu aldı haftanıyım. Evet, kesinlikle. Geçen hafta böyle bir senaryo konuşmamıştık derbi sonrası. Evet. Derbinin arkasından da biz aslında program yapmadık. Ama şimdi onu değerlendirmeye girmeyelim. Dediğin tabii, gibi tabii. En azından iki takımın da şu anda şampiyonluğa uzak olduğunu söyleyebiliriz aslında. Tabii canım, Trabzonsporlular her hafta, her geçen hafta böyle kutlama hazırlıklarını hızlandırıyorlar. Yani Mayıs diye hesaplamışlardı muhtemelen. Bir Nisan şampiyonluğu da gelebilir. Olabilir, yani bunlar evet. Böyle giderse. Birazcık ama temkinliler Trabzonspor taraftarları. Daha önce de yaşadılar bunu. Ama hocası da şanslılar şu anlamda. Abdullah Avcı gibi şampiyonluğun nasıl kaybedildiğini en acı şekilde tecrübe etmiş bir teknik adam var. Kesinlikle daha ayakları öyle. Yere sağlam basıyor. Bilerek programı böyle başlamak istedim. Çünkü hep genel düşünce var ya Volkan lig bitmedi diye. Ben söyleyeyim, bence bu puan farkı daha da açılır bu gidişle. Yani ben o yüzden biraz artık Trabzonspor'un işi bitirdiği düşüncesindeyim. Şu an Aralık ayındayız. Bu arada tabii devre arası transferi çok belirleyici olur ama yani devre arası transferi de hani Trabzonspor boş durmayacak. Trabzonspor da çok ciddi transferler yapacak. Evet, bir de bu aradaki nedenle puan farkı da gerçekten kolay kapatılabilecek bir puan farkı aynen değil. Aynen öyle. Yani, çok büyük hatalar yapılması lazım. Sizin de hiç hata yapmamanız lazım. Evet. Yani şu anda 3 takımda da böyle bir görüntü var mı? 3 takımın da fikstürlerini hatırlatalım. Daha Fenerbahçe Beşiktaş maçı var Kadıköy'de. Galatasaray'ın Sivas ve Başakşehir maçı var. Adana Demir deplasmanı. Hani fikstürleri de öyle çok rahat değil. Trabzonspor'un da görece olarak fena değil fikstürü. Bu arada zaten fikstürün şöyle bir anlamsız olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş bu kadar kötü sonucun ardından kendi sahasında Giresun'a 4-0 yeniliyorsa fikstür filan hikayedir. Evet. Bu da demek ki günlük tamamen o gün takımın ne durumdaysa ona göre sonuçlar alıyorsun. Yani bence sezonun en büyük sürprizlerinden biri Beşiktaş Giresun maçı. Evet, doğru. Ve yani aynı hafta 3 tane büyük puan kaybediyor. Bu arada tabii Hatay da mağlup değil mi? Hatay, tabii. Alanya, tabii. Konya'da puan kaybı. Konya o sonda golü yedi, 3-2 kaybetti. Evet, tabii. Konya'da puan kaybı. Yani baktığında sadece 3 büyük değil, en yakın 3 takipçisi de puan yani kaybetti. Yani baktığında işte şampiyonluğa diğer en yakın adaylar da işte mesela Hatay. İlk 8'in hepsi puan kaybetti. Şöyle ilginç bir ses skor. Onlar da 10 puan. En yakın 10 puan. Evet, yani en çok yakın. Büyük avantaj. Ve devre arası da hani 2 tane kanat, sol bek, belki bir santrfor, yani 3-4 tane takviye yapacaklar. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ne kadar karşılık verebilir. Hani transferde de karşılık veremezsin çok fazla. Çok zor olacak. Komple takımı değiştirecek halin yok sonuçta. En azından çok keyifli Trabzonspor'u izlemek, bunu söyleyebiliriz. Aynen. Yani çok keyif alıyoruz izlemekten. Peki şimdi geçtiğimiz hafta hem Fenerbahçe hem Galatasaray berabere kaldı. Bu hafta Altay'la karşılaşacak Galatasaray. Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Nasıl maçlar olacağıyla ilgili sizin fikirlerinizi alacağım. Ama şöyle genel bir gündemi değerlendirmek gerekirse, biliyorsunuz ki Mustafa Cengiz'i kaybettik, Galatasaray'ın eski başkanı. Allah rahmet eylesin. Bununla ilgili Mehmet senle başlayalım. Çünkü sosyal medyada çok fazla eleştiriler gördük. Mustafa Cengiz'in ölümünün ardından Galatasaray Malatya maçına çıktı. Beyaz formayla sahadaydı. İlk yarıda siyah bant vardı kollarında, ikinci yarıda bu bantın da olmadığını gördük ve bu da çok fazla eleştiriye sebep oldu. Bununla ilgili detaylı bilgileri izleyicilerimizle paylaşabiliriz. Şimdi Malatya bu sezon iç sahada biraz teknik şeylerden konuşalım. Başakşehir'i andıran bir forma kombinasyonu var. Lacivert turuncu gibi. Doğal olarak da Galatasaray'ın onun karşısına çıkmak için o renk karışmaması adına beyaz formadan başka alternatif yok ki. O forma zaten maçtan önce belirleniyor. Ben de tribündeydim bu arada. 17.40 gibi vefat haberi geldi ve Galatasaray tarafı hemen Malatya tarafına
haberdar edip bir statta anons, hı-hı, maç öncesi saygı duruşu ki bunlar bir izinle, federasyonun, hı-hı, izinde oluyor. Ben burada art niyet aramıyorum, niyet dokumuyorum aslında Neslihan. Ama tabii şu da var, yaşarken Mustafa Cengiz haksızlıklara uğradı mı? Ben şimdi Mustafa Cengiz'i kaybettiğimiz için söylemiyorum. Ben o gün de aynı düşüncedeydim, bugün de aynı düşüncedeyim. Kazandırdığı iki şampiyonluk, kupalar bir kenara. Mustafa Cengiz'in bence Galatasaray'a en önemli hizmeti, gönüllerde ibra edilmesi anlamında söylüyorum, Galatasaray UEFA'dan ceza almadı. Yani 30 milyon euro, evet, sınırın olduğu masaya 147 milyon euro diye hatırlıyorum. Yani anormal bir fark cezayla gitti. 4 yıllık bir anlaşma imza aldı ki 4 yıllık anlaşma Galatasaray'ın hayrına oldu. Neden? Mustafa Cengiz döneminde Galatasaray'ın eksi artı dengesi arttı yani. Hı hı. Sattığın kadar al kuralından dolayı daha çok oyuncu satış, işte Rodriguez'ler, Ozan Kabak'lar vesaire. Bu bence Galatasaray'a yaptığı en önemli hizmetti. İşin tabii diğer kısımları vardır. Kemerburgaz projesi, Fulyore'nin geri kazandırılması, borçların TL'ye çevrilmesi vesaire. Hani yaşarken haksızlıklara uğramıştır. Hemfikirim ama hani ölümü üzerine çok da ben mevcut Galatasaray yönetiminin işte yok Fatih Terim cenazeye gitmeyecek denildi vesaire, sosyal medyadaki o bilgi kirliliği ki bizler bilmiyoruz kapalı kapılar ardında. Fatih Hoca'nın çok da insanların gözüne sokmaya çalıştığını düşünmüyorum, yaptığı yardımları gizli, geride kalmasını ister. Artı hastane süreçlerinde de Mustafa Cengiz'in o ilk rahatsızlandığı süreçte de oğluyla diyaloğa girdiğini biliyorum. Elbette Mustafa Cengiz kırılmıştır. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Benim içim şöyle rahat. Ben geçen sene de Galatasaray mevcut futbol takımının başarısızlığı yorumlanırken bu iş Mustafa Cengiz'e yıkılamaz dedim. Yani bütün sosyal medyaya baksak değil mi Volkan? %99 yönetim Mustafa Cengiz diyordu. Ben de hayır, hani Fatih Terim ve Mustafa Cengiz eşdeğer. Nasıl başarıda o görev paylaşımını daha fazlasını Fatih Terim yapıyorsak aslında başarısızlık da hemen eşdeğer. Özellikle devre arası transferini çok iyi geçirmişti. Yani Mustafa Muhammed, Onyekuru, Getson. Yani hocanın istedikleri %100 olmasa da %70-80 yapılmıştı. Sağ içinde kaybetti şampiyon. Çift muhalete döndü. Karagümrük maçı, Fatih Hoca 4 maç atıldı. Maçtaki en büyük hakem hatası Galatasaray'la yine çalınan penaltı. Yani çok bulurum. Mustafa Cengiz'e bağlamam. Bence başarılı başkanlık geçirdi, onu söyleyeyim ki hani şampiyonluk, kupalar bir kenara bırakıyorum. O Financial Fair Play anlaşması bile ki hatırlatalım, Trabzonspor ceza aldı. Beşiktaş önlemeye gitti Sergen Yalçın'da. Evet. Milan yine ceza aldı o periyotlarda. Cezalan takımlar da vardı hani. Herkese UEFA müsamaha gösterdi. Hani Galatasaray'ı es geçti gibi bir durum da söz konusu değil. O süreci çok başarılı yönetti. Tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Galatasaray onun hayatını biraz uzattı, onu biliyoruz. Çünkü, hı-hı, çok ciddi bir rahatsızlık. Hayata bağlanmasını sağladı. Tabii çok. Yani bir süreci hatırlıyorum. Artık Galatasaray onu bir anda ayakta tutmuştu, öyle söyleyelim. Tekrardan hem Galatasaray camiasına hem de Cengiz ailesine başsağlığı diliyorum. Galatasaray camiasından aslında belki bir tık daha fazla bir şey bekleniyordu Mustafa Cengiz'le alakalı. İşte mesela resmi sitesinden yaptıkları açıklama bile çok az bulundu Mustafa Cengiz'e karşı. Bunun Başkan Burak Elmas'la bir alakası var mı sence? Yok, ben düşünmüyorum ki Başkan çarşamba günü bizle bir araya geldiğinde bu konudaki sıkıntılarını dile getirdi. Yani biraz sosyal medyadaki algı diyeyim yani. Tabii. Bunu bu noktaya getiriyor. Hı hı. Peki şimdi birazcık artık futbola dönelim, tabii, istiyorum. Ama yine dönemiyoruz. Neden? Çünkü geçtiğimiz hafta İrfan Can vakası vuku buldu diyelim. Evet. Ve dün açıklanan PFDK kararında İrfan Can'a 2 maç ceza verildi. Evet. Atakan da ceza almadı Volkan. Sen kararı adil buluyor musun? Senin de fikrini alacağım Mehmet. Markao'ya 8 maçın çıktığı yerde İrfan Can'a 2 maçın çok az buluyorum. Şu anda Galatasaraylılar beni çok seviyor. Şimdi böyle söylediğin zaman bak inanamıyorum ya. Dün Aspor'da da yenildik. Burada da video çektik. Daha ceza açıklanmamıştı. Ben dedim ki saldırı maddesi 44. madde 5-10 maç arası diyor. Tamam da yani ben gözümle gördüğüm şeyi görüyorum. Ona 5 maç verilirse bu ülkede lig bitmez. Benim itirazım buna. İrfan ceza almasın. Bu İrfan saldırmadı, Atakan saldırdı falan demiyorum. Bütün Galatasaraylı kardeşlerimizin ortak şeyi bana mesaj yazarken ortak kullandıkları kelime şu. Yolda birisi sana böyle yapsa sen saldırı demez mi? Ya yolda başlamıyor ki olay. Durup dururken kimse kimseye saldırmıyor. Saha içinde Atakan'la İrfan'ın sürekli atışması var. Ben maçtayım. En az 3 kere kendi gözümle gördüm. Belki benim kaçırdığım da vardır. Birbirlerine omuz attılar. Çelme takmaya çalıştılar. Böyle biri dönüyor bir şey söylüyor. Muhtemelen küfür ediyor öbürüne filan. Yani böyle bir durum var. Durup dururken oluşan bir şey değil ki bu. Yaşanan bir olay. Devamında soyunma odası sarkıyor.
Bu saldırı değil. O zaten saha içinde başlamış. Hakem uyarmış. Taç çizgisinin orada kavga etmişler. Ama yapılan hareket, hani o omuz, şey omuz diyorum, dirsek, yumruk, kol, neyse artık onun ismi. O hareket tabii ki cezayı gerektiriyor. Ama 5 maç olmaz. 5 maç olursa lig bitmez. Lig neden bitmez? Çünkü buna 5 maç verirsen ben sana 20 maçlık görüntü gösteririm. Hakemin sarı kart gösterdiği. Yani o yüzden benim anlatmak istediğim bu. Elbette ceza alsın ama o teraziyi doğru çizmek lazım. Markao Kerem olayı. Aynı olay mı? Değil. Bile. Bak değil. Aynı Galatasaraylı kardeşlerimiz. Ben Markao Kerem olayı yaşandı. Evde televizyonda maçı izlerken şunu yazdım. Dedim ki iki takım arkadaşı arasında kavga arkadaşlar bu. Bu kadar da abartmayın. Milli mesele haline getirmeyin falan gibi bir şey yazdım. Abi altına en başta Galatasaraylılar şunları yazdılar. Sen nasıl Türksün? Elin Brezilyalısı geliyor bizim çocuğumuza vuruyor. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Efendime söyleyeyim. El kadar çocuğa vuruyor Markao. Görmüyor musun filan gibi böyle tepkiler yüzünden ben o attığım tweet'i sildim. Dedim ki ben herhalde yanlış bir şey yapıyorum. O attığım tweet'i sildim. Yani insanların böyle anlık tepkileri sonradan normalleşiyor. Sonradan ha evet Markao da evet falan oluyorlar. Ama o anki infial yüzünden zaten Galatasaraylılar dahil olmak üzere verilen infial yüzünden federasyonda 8 maç verdi. 8 maç bence de bence çok. Bence çok. Takım arkadaşıyla kavga tam yumruk atmış. Ama bana sorarsan çok. Ya bu şimdi, kadar ceza manyağı olmamamız lazım yani. Bir de orada gerçekten farklı bir durum var. Yani Markao ile Kerem konusunda hani öncesinde hiçbir bir şey yok. Bir takım arkadaşı ve bir anda gelip çok yaşanan vuruyor. Bir olay değil. Değil. Bir de Galatasaray kulübünün işte Markao'yu kadro dışı bırakması durumu var. Evet. İşte hatta Galatasaray taraftarları Markao'yu gönderin filan dediği durumlar var. Şunu söyleyeceğim. Kıyaslanacak bir durum değil. Hani bana sürekli hı-hı oradan vurdukları için söylüyorum. Sağ olsunlar. ya arkadaşlar ne söylerseniz söyleyin. Benim düşüncem bu. Bu hareket 5 maç etmez. Benim itirazım bu. 2 maç bence doğru karar. Hı-hı. Ha Atakan konusuna gelecek olursak kusura bakmasın. Böyle futbolculuk olmaz. Futbolcu futbol oynayacak. O zaman çok kolay yani bu iş. Rakip takımın yıldızı kim var? Efendim Marek Hamşik. Bakasetas atıyorum. Başla abi birinci dakikadan. Kışkırtmaya. İtmeye, kalkmaya, işte yanına yaklaş, küfür et, bilmem ne. Adamı sinirlendir. Böyle futbol mu? O zaman yıldız oyuncu almayalım. Herkes şey alsın takımına. Kavgacı alsın birer tane. Var ama şimdi hayır. Sana ters düşeyim. Serdar Aziz, Marka, Vida onlar da aynı profil. Defans oyuncuları ama görmüyor abi ben oradan. Bak Göztepe maçında ben böyle bir profil görmedim abi. Ben Marka'da da bunu görmedim. Serdar'da da görmedim. Vida'da da görmedim. Adam birinci dakikadan itibaren tamamen organizasyonu bunun üzerine kurmuş. Ha, İrfan'ı ben iteyim. Efendime söyleyeyim sinirlendireyim. Ayağına takayım filan. En son tabii İrfan da karşılık veriyor. Bu arada tek taraflı bir şey demiyorum. Tabii. Yanlış anlaşılmasın. O da karşılık veriyor. Durup dururken top oynamıyor. Böyle bir şey derler ya hani başlatan taraf gibi. O gerçekten kavga izlediğimde demiş. Biraz ama Atakan gibi gözüküyor. Var. Haklıyken haksız durumuna şöyle düşüyor İrfan. Benim futbolla bakış açım. Sağ içinde olan sağ içinde kalır. Yani tabii o ki. Yeşil tabii alanı terk edip işin içine i̇şte abi, hakem tünelde müdahaleye girersen abi hakem müdahale olacaksın. Etmezse sağ içinde olan sağ içinde kalmıyor. İşte adamın agresifliği yükseliyor, tansiyonu yükseliyor. Devre arasında oyun modusuna doğru giderken şey yapıyor, onu çıkarmaya çalışıyor. Çünkü hakem çok net o pozisyonu, o olayı çözemedi. Yani bizim tribünden gördüğümüzü Mete Hoca çözemedi. Orada çözse, uyardı bir kez ama yani son derece basit artık kavga çıktıktan sonra uyardı. Ya yardımcının gözünün önünde yetişiyorlar. Ya durdur oyunu. De ki kardeşim bak bir kez daha olursa sarı kart göstereceğim. Zaten ondan sonra yapmaz. Evet öyle bir ama olmadı. Şimdi buna bir hakem müsaade ediyor. Görüyor adam da devam ediyor. Benim bildiğim İrfan Can'ın ilk yarı sarı kartı vardı. Devre arası son müdahaleyi yaptı. İkinci yarıda asisti yaptı. Tabii. Yani konudan konuya atlıyoruz ama oluyor futbolda. Var çok tabii. Yakalarız hı-hı bu tarz müdahaleler. Burada Galatasaraylılar açısından olayı değerlendirdik. Fenerbahçeliler açısından derlek hadi ben bir de Beşiktaşların sesi olayım. Neden iki maç? Evet Beşiktaş maçında. Bak şimdi bu da evet. Mesela sakat bir durum. Üç maç olsa Beşiktaş maçı. Evet. Tabii üç maç verebilirler bu arada. Tabii onlar o da veriyor. Ayrıca bir tartışma konusu zaten. Ya Türkiye'de açık ve net. İşte kararlar biraz değil hatta çoğunlukla çıkan sese, yükselen sese
efendime söyleyeyim nereden ne tepki geliyor? Biraz buna göre. Ben de seni açayım Volkan. Bence Fenerbahçe yönetiminin o yaptığı açıklamalar da Beşiktaş derbisinde bir önlem İrfan Can konusunda. Markao da Beşiktaş derbisine denk getirilmedi mi? 8. Değil mi? 9. maç Beşiktaş maçı. Yani tesadüf mü sence? Bence değil. Yani şimdi bu şöyle. Tamam. Hani elbette amaç burada işte bir takımın en önemli oyuncusunun o derbide olması. Tabii. Hani baktığında Beşiktaş şimdi bunu yapmış olabilirler geçmişte hatırlamıyorum şimdi de. Belki Beşiktaş'ı da yapmışlardı. Yani demek istediğim... Hatırlatalım Sergen Yalçın Sivas maçı bir maç Galatasaray derbisi kulübü. Yani buna benzer birçok örnek olabilir ama yani insanların işte biraz o şeyini zedeliyor ama bu düşünce. Evet evet. Ya işte Beşiktaş maçına çıkarttılar abi adamı diyor adam. Şimdi onu söyleyen adama daha adaletten bahsedemez. Atakan'ın sence ceza almaması adil mi? Ya geçen sene buna benzer Aytaç Mert Hakan pozisyonu vardı. Evet. Hmm. Aytaç ceza almadı. Evet. Mert Hakan kırmızı gördü. Direkt kırmızı. Ama bir maça düştü. Yani. Sonra bire düştü. Neymiş Aytaç ceza almadı diye. Evet. Ben çok Volkan gibi düşünmüyorum. Ben biraz futbola böyle bir de pis bakıyor gibi algılanmasın ama oluyor yani futbolcular. Tamam. Özellikle savunma oyuncuları böyle oynuyor. İrfan orada bir... İrfan çünkü Volkan da geçen programda bir ifade etti. Hala eski İrfan değil. Değil, değil. Şey hala değil. Ama yavaş yavaş geliyor. O bence vücut diline yansıyor tabii zaten. Tabii ki. Tabii ki. Bir de takımda tam ona ayak uyduramıyor. Başka yerlerde arıyorsun. O sahaya tam her şeyini hükmedemediğin zaman iş başka yerler ama ben şey konusunda hiç affedilir yanı yok onun. Tüneli taşıyamazsın. Öyle arkadan geleceksin, vuracaksın. Arkadan gelmiyor abi. Şey arkadan geliyor. Atakan arkadan geliyor. Ama görüntüde... Hayır abi. Atakan arkadan geliyor. Görüntüde ben bir daha göstereyim sana. Atakan arkadan geliyor. Yani... İrfan yandan görüyor. Ama yani İrfan'ın müdahalesi var sonuçta. Herhalde İrfan'ın müdahalesi var. Ben ona itiraz etmiyorum zaten. Ceza alan kişi ama İrfan oldu. 5 fazla diyorsun. Ama şöyle söyleyeyim. İrfan 2 alıyorsa Atakan'ın ceza almaması normal. Daha fazla alsaydı. Şu anda tabii şöyle bir durum oluştu. İrfan kendi kendine kavga etmiş oldu yani. Cezadan o çıktı. İrfan 2, evet. Atakan 0. Saldırıdan kendi kendine şey saldırıdan oldu. Sevk ettiler. Şeye düşürdü. Atakan'ı da düşürünce Atakan ceza almadı. Peki şimdi devam edelim. Fenerbahçe'de sıkıntılar devam ediyor Volkan. Evet. Bir yandan tabii ki teknik direktör çok büyük bir tartışma konusu ki sen de dün geldiğinde yine buradaki yayında da bunları açıklamıştın. Genel olarak bir Ali Koç dönemini değerlendirmeni istiyorum senden. Mehmet senden de isteyeceğim. Çünkü senin bakış açını da bu konuda açıkçası merak ediyorum. Ben şunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani 4. yıl aynı filmi izliyoruz. Üzücü olan bu. En başta yani kim ne derse desin hiç kimse böyle hayal etmemişti. Ben mesela biraz şeyimdir. Her yeni yönetime, yeni hocaya, biraz yeni oyuncuya biraz şüpheci bakarım. Ya herkes bunu gazlıyor ama bu adam nedir diye bir önden bir önlemimi alırım. Önyargılı yaklaşırım yani açık söyleyeyim. Ben bile Ali Koç döneminin bu noktada, bu seviyede olabileceğini hayal edemezdim yani. Çünkü şimdi bir kere çok açık ve net konuşalım. Para var. Evet. Yani hiç kimse de olmayan para var. Kitle var. Taraftar desteği çok önemli. Korkunç bir destek var. Yani camianın bütününde yansımış bir Ali Koç sevgisi, Ali Koç desteği var. Bununla birlikte alınan kararlar, futbol operasyonları. Bakın diğer kısımları ayırıyorum. Diğer kısımlar şöyle, Ali Koç yönetiminin çok övülecek kısmı var. Ama maalesef hatırlayın, geçmiş dönemde Aziz Yıldırım kız basket, erkek basket, kız voleybol, erkek voleybol şampiyon oluyordu. Evet. Futbolda olamıyordu. Herkes evet. Aziz Yıldırım'ı eleştiriyordu. Şimdi burada da var. Gerçi amatör branşlar değil ama mali yapılanma konusunda kulübün geleceği adına atılmış çok önemli adımlar var. Fakat futbol olmadığı zaman istediğinizi yapın. Ağzınızı kuş tutun. Eleştiriliyorsunuz. Çünkü neden? İnsanlar bu kulübü futbolla sevdi. Çocukluğunda futbol takımındaki oyuncuya aşık oldu. Oyuncunun hayranı oldu ve bu yüzden Fenerbahçeli oldu insanlar. Hiç kimse masa tenisindeki Melek Hu yüzünden Fenerbahçeli olmadı küçüklüğünde. Rahmi mi vardı bir de atlet? Atlet vardı değil mi Fenerbahçeli olimpiyatlarda? Hayır bu arada çok büyük sporcu hani. Fenerbahçe'ye büyük dünya şampiyonlukları falan kazandırdı da. Ama o kadar yani, doğru ki. Benim çocukluğumda zaten masa tenisi diye bir şey yoktu yani Fenerbahçe'de. Ama ben seni şöyle tamamlayayım Volkan. Basketbol, özellikle erkek basketbolda da Aziz Yıldırım dönemiyle Ali Koç dönemi. Kesinlikle bak 2000'ler sonrası ayrı zaten.
Şeyde, bence erkek baskette başarısızlık var. Hayır, şimdi Fenerbahçe futbol stadyumunun, yani Şükrü Saracoğlu stadyumunun duvarında Eda Erdem'in şeyi var. Tamam. Grafitisi var, o ayrı. Tamam. Ben geçmişten bahsediyorum. Yani şu an benim yaşadığım 30'lu yaşlarında olan insanlar, 30-40 yaşlarında olan insanlar... Kendin de nasıl ki 30'lu yaşlarında? Hayır, 30 benim yaşımda ve 30'lu demek istedim. Tamam. 40, ben 40 oldum. Şunu söyleyeceğim. Bu işin ana lokomotifi futbol. Zaten bunu kimse tekrar etmeye gerek yok. İşin gerçeği bu. Ve Fenerbahçe futbolda başarısız. Hadi bir ikinci lokomotif diyelim. Gerçekten basketbol. Şu anda basketbolda da Fenerbahçe'nin başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Basketbol Fenerbahçe taraftar kazandırmıştır. Bak, evet. Bogdanovic'li, Datome'li, işte Yudah'lı kadro kazandırmıştır. Ama şöyle, hani şu anki görüntü çok farklı. Bu arada dün kazandı, Allah'tan o mağlubiyet serisi bitti de. Futbol olsun, onları hep ikinci planda konuşuyoruz. Şimdi başkan maalesef futbol operasyonları konusunda mali konularda davrandığı kadar profesyonel ve cesur davranamadı. Birilerinin başkana yol göstermesi lazım. Ama ben zaten bundan önceki yayınlarda da ifade ettim. Problem başkanda değil. Başkan zaten oraya Diego Rossi'yi bulsun, Berisha'yı transfer etsin diye gelmedi. Başkan oraya organizasyonun başı olsun, camianın güçlü bir ismi olarak organizasyonun başında otursun diye geldi. Bu işleri yapacak adamlar başka adamlar. Başkanın yol göstericilerinde problem var. Acilen etrafında kim varsa, yöneticilerden bahsetmiyorum. Akıl hocası olarak, sportif direktör de, danışman olarak etrafında kim varsa tamamını değiştirmesi lazım. Tamamını. Tamamen oradaki aklın değişmesi lazım yani. %100. Ve mesela geçen yıl Emre Belezoğlu'nu çok sert bir dille eleştirdi. Evet. Yapılan transferler dolayısıyla. Hatalar yapıldı mı? Yapıldı tabii ki. İşte Samat da başta olmak üzere. Ama gördük ki bu iş kolay değil. Daha kötüsü. Tecrübesiz bir sportif direktör bugün tecrübeli diye getirdiğiniz isimlerden daha iyi iş yapmış baktığında. Sorun orada da. Şimdi ben çok net söylüyorum. Bana burada daha önce de söyledim bu lafı. Yorumlarda filan seninle futbol konuşmam filan yazdılar. Bak iddia ediyorum. Ben Berisha'nın gelecekte belki olabilir. Bugün itibariyle söylüyorum. Berisha'nın Samatta'dan pek bir farkı var mı? Aynı profil değiller ama hani vaat ettikleri olarak bir fark yok. Ben pek bir fark görmüyorum. Hatta yani santrafor oynuyorsun. Şu an hangisini alırsın takımına deseler Samatta'ya daha yakınım. Bak, yok ciddi, ben Berisha'yı alırım, ikisi de Fenerbahçe'nin. Performans. Ben Berisha'yı almam abi. Serdar Dursun'u alırım bu arada. İkisini de almam, Serdar Dursun'u alırım. Ama demek istediğim şu. Yani demek ki bu işler kolay değilmiş. Kesinlikle. Biraz öyle. Sabır. Biraz sabır. Tamam, Sivas maçında kaçırdın ama demek ki sabır. 2017-18 Aykut Hoca ikinci oldu. Biraz sabır. Bak, bir maçta yılı... şampiyonluğu kaybetti Aykut Kocaman. Bir maçta şampiyonluğu kaybetti. Emre Belizoğlu, Volkan Öre tamamlayayım. Evet. Tabii. İkisi de devam etmedi. Yılın sonunda, üçüncü yılın sonunda kendini tekrarladın. 18'de. Ama işte buradaki zaten asıl kilit nokta hep yine konuşulan yere gelmiyor mu? Sosyal medyaya göre hareket eden bir Fenerbahçe yönetimi. Taraftar gitsin diyor. Şimdi o taraftarlar ne diyor, taraftar biliyor musun? Emre'yi niye gönderdin başkan diyor. Tamam işte. Ama ben burada Haziran ayında söylediğimde bana neler söylediler. Evet, hatırlıyorum. Bizim burada yayınımız. Ama ondan yayınımız. Sosyal medyada Emre Belezoğlu taraftar grupları devam etmesin görüşüncesi yoktu. Tribünde taraftar grup nasıl yoktu ya? Vardı. Ben bir kere söyledim. Bak bir kere Emre Belezoğlu'ya devam edilmeli dedim. Yanlışlıkla ağzımdan kaçtı. Bir kere söyledim. Abi hayatımda yemediğim linci yedim. Taraftar grupları falan açıklama yaptı. Fenerbahçe'ye tecrübeli bir teknik direktör gerekiyor. Hmm. Fenerbahçe'nin işte artık bu yıl şampiyon olması gerekiyor. Emre Belezoğlu'yla şampiyon olamaz Fenerbahçe. Neler neler. Evet. Ve o yüzden sabır. Yani biraz daha olumlaşarak varsa. Şimdi mesela sabır ya. Pereira'ya da mı sabır? Hayır. Pereira'ya zaten aşırı fazla sabredildi yani. Haddinden fazla sabredildi. Ben Pereira'nın mevcut düzene inandığını düşünmüyorum. Hı hı. Futbol grubuna inandığını düşünmüyorum. Oynatmak istediği oyunun halen daha önce konuştuğumuz o üçlü savunma nasıl söyleyeyim? Biraz önlemlerin fazla olduğu oyun. Hala onu oynatmak istediğini düşünüyorum. Evet. Ki zaten dörtlüye de döndü. Dörtlüde mesela Ferdi'yi sağ bek yapması aslında biraz
üçlü taklidi. Yani halen inanarak yapmıyormuş. İnanmıyor yani. İnanmıyorsa oyuncu grubu da ona inanmıyor. Çok evet, evet. O zaten çok bize de o geçiyor. Mehmet, senin özellikle gerçekten hani bir Galatasaraylı olarak değerlendirmeni istiyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Belli örnekler verebiliriz. Şimdi İlhan Cavcav çocukluğumuzdan beri Gençler Birliği başkanıydı. Vefat etti, başkanlığı bıraktı. Gençler Birliği bir sene sonra küme düştü. Evet. Fatih Terim ayrıldığı sonrası Galatasaray'da tufan. Tabii büyük çöküş oluyor. Lucescu, Jardel'li kadroyu şampiyon yapamadı. Mancini tribünler tarafından istifaya davet edildi ki ben hem Lucescu hem Mancini başarılı bulanlardanım. Şenol Güneş hatırlayalım. Onun bıraktığı Trabzon, Bursa Spor, Beşiktaş nerelere geldi? Evet. Beşiktaş da tepe taklak gitti Abdullah. Yani bu tarz dominant karakterlerin ardından bir yapıyı devralmak zordur. O yüzden de ben açık söyleyeyim, Aziz Yıldırım seçimi kaybettiğinde Fenerbahçe'yi daha kötü günlerin beklediğini öngördüm. O dönem kolay değil çünkü 20 sene bir isim orayı futbol kulübünün başında. Onun sonrası operasyonu idare etmek kolay değil Ali Koç açısından. Hatalar yaptı. Yani ben artık günümüzde hala söylüyorum. İlla her şey şampiyonluk olarak algılanmamalı. Bazen ikinciler de güzel hatırlanır. Bir yerlere gelebilirsiniz. Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu iki örnek verdi Fenerbahçe. Birer maçlarla şampiyonluğu kaybetti iki sezon. İkisi de sil baştan sistem yaptın. Komoli ile tekrar baştan aşağı transferler. İşin sağ dışı kısmı bence daha da felaket. Galatasaray. Galatasaray'ı da geçtim. Fenerbahçe Galatasaray camia da yani sen kulüp başkanısın. Rakip takım teknik direktörünü muhatap alıyorsun sürekli. Kulüp evet. başkanı muhatabı evet. kulüp başkanıdır. Bir seneyi öyle harcadım bir kere. Fatih Terim'le tartıştım. Geçen seneye gelelim. Yayıncı kuruluş, işte VAR çizgisi, offside'lar vesaireler. Sürekli sorunu başka yerde aradığında da aslında hani sorunun ne olduğu ortada. Fenerbahçe'nin ben şu an gelinen noktada evet Pereira'yı başarılı bulmuyorum ama ana pay Pereira mı? Hayır. Orada yönetim. Tepedeki isimdir. Bugün Pereira'nın yerine başkası gelse, dörtlü oynatsa yine Fenerbahçe ligde Trabzon'dan tamam belki 12 puan fark yemez ama 7-8 puan yiyecek. O kurulan yapı onu gösteriyor. Ben sana o konuda katılmıyorum. Ben Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan 12 puan fark yiyecek kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Ya da ben şöyle söyleyeyim sana Volkan. Fenerbahçe'nin bu sene 14 maç, Galatasaray'ın ikisini aynı kefeye koyuyorum. Ya 14'lük maçından bir tanesine rahat kazanın arkadaş. Altay deplasmanı bir tek var. Bir Galatasaray'da düşünüyorum. Hakikaten hala düşünüyorum. Yani Giresun maçı rahattı. Marko kırmızı gördü. Orada sıkıntı değil. O zaten sezonun en kötü geçen evet. maçı. Rahat yani, gibi gözüken. Ama hakikaten çok normal değil yani. Evet. Şundan diyorum yani bir 4-5 maç kazanmaları gerek arada. Kesinlikle. Şimdi Beşiktaş iyi kötü tamam kızıyoruz ediyoruz ama sezon başı 2-3 maçı var. 3-0 yaptı mesela. Tabii. Dedik hani bu Beşiktaş. İyi başladı. Yani hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın bu sezon bence öyle bir maçı yok. Lig yani Galatasaray'ın tek elle tutulur yanı. Bak Erol Hoca 8'i falan var mesela. Galatasaray'ın Avrupa'da başarılı olması. Evet. Yani Galatasaray'ın Fenerbahçe'yle aynı cümleleri kullanması. İnşallah lider olsun da. O bir tur daha geçiyor çünkü lider olursa. Evet. Umarız. Peki şimdi size hem Fenerbahçe için hem de Galatasaray için bilinmesi en zor şeyi soracağım. Biraz önce de söylemiştim. Galatasaray Altay'la karşılaşacak, Fenerbahçe Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. İkinizden de 11'leri isteyeceğim. Oo. Bakalım. Mehmet başlayalım hadi senle. Ben biraz daha Volkan'dan şanslıyım. Fatih Hoca'nın biraz daha kadrosu oturdu. Örnek verelim. Malatya'da rotasyon yaptı. O rotasyon Altay maçında olmaz. Yani Kerem'i Feguli'yi sahada göreceğiz. Bir Covid vakası var ilk 11'in. Evet. Sağlık durumuna saygı gösterelim. İsmini zikretmeyelim. Ama ilk 11'den zaten anlayacaklardır diye düşünüyorum. Kalede Mustera, sağ bek Yetlin, sol bek Fana Nolt, stoperler Nelson Marko, orta saha Taylan Berkan ikili bu sefer, kenarlar Kerem Feguli, forvet Mustafa Muhammed, forvet arkası Halil. Bu istihbaratlarımın sebebi zaten Fatih Hoca'nın bu sezonunu özetliyor. Hata yapan oyuncular bir şekilde kulübeye çekilir. Jagne'de 3 maç Galatasaray'ın forvet olarak sahada kalıyorsan o golleri Berke'ye, Marsilya'ya, Boşkale'ye, Malatya'da direğe atamıyorsan yerini kaybedersin. Ben Galatasaray'da bu 11'i bekliyorum. Sen Volkan. Tabii İrfan yok. Mert ile Tisserand dönüyor. Novak yok. Kırmızı gördü. Yani Altay nereden çıktı ya? Berke. O alışkanlık. Berke. Ferdi. Tisserand kim? Salah'ı sol beke koyar. Tamam. Orta saha Mert Hakan bir tanesi. İkinci konusunda ciddi soru işaretim var. Yani Gustavo döndü. Sosa Crespo son maçı iyi de. Yok Sosa'yı bence oynatabilir. Orada 3 tane isim yani Gustavo, Sosa, Crespo. Hangisi birini oynatır ama hangisini bilmiyorum. Zayt oynar. Mesut oynar. Sol taraf
Evet. Artık Pelkas'ı koysun ya. Pelkas'ı hiç koymuyor yani. Pelkas sıfır. Evet ya. Geçtiğimiz yani, yıl, geçtiğimiz sezon izlediğimiz ben Pelkas. Bence Pelkas oynamalı. Ama Rossi'yi koyacak muhtemelen. Hocanın bakış açısına bakarsak. Santifor'da da kesinlikle Serdar Dursun diyorum. Hmm. Kesinlikle. Serdar'la başlayalım. Yani bir kere Valencia yoksa mutlaka Serdar'ın oynaması lazım. Benim fikrim bu. Çünkü Berisha sprinter bir adam. Valencia dönmüyor mu bu daha, arada? Daha dönüyor ama daha şey değil yani 90 dakika seviyesi. sprinter bir oyuncu. Koşuyor, ediyor falan. Ama golcülük meziyeti dediğimiz şey var mı? Ya ben hiçbir şey görmedim adamda. Bak, kusura bakmasınlar. Galatasaray maçı da Göztepe sonradan girdi. Yani önceki maçlara da bakıyorum. Yani gördüğüm kadarıyla oynadığı o yani golcü değil adam. Golcü değil. Topu ceza sahasına yığdığınızda Serdar Dursun pozisyon buluyor. Şimdi Galatasaray maçı tersi senaryo oldu. Galatasaray önde oynadı. Alan buldu evet. Mesela. O zaman da sen bul. Evet. Anlatabildim mi? Hangi formasyonda olursa olsun pozisyonu pozisyon girmedi. Bulamadı yani. Hiçbir pozisyona giremedi. O yüzden Berisha konusunda bence artık Serdar'ın arkasında olmalı rotasyonda diye düşünüyorum. Gelecekte tekrar ediyorum iyi bir oyuncu olabilir ama benim gördüğüm kadarıyla yani golcülük meziyeti olarak bence Serdar daha iyi golcü. Çok üst seviye bir oyuncu mu değil ama kıyasladığımda daha iyi golcü gibi geliyor bana. Bilmiyorum o mesela şey Göztepe maçında hani attığı golün dışında mesela ceza sahası dışından bir şut kaleci son anda köşeden çıkardı. Yani Berisha'da öyle şeyler hatırlayamıyoruz. Ben şöyle bakıyorum. Serdar benim gözümde Alanya maçı mesela kaçırdığı gol geliyor. En azından pozisyona giriyor. Pozisyona giriyor adam yani. Bilmiyorum ben yani şey değilim. Ya Serdar Dursun'dur kardeşim Fenerbahçe'nin forveti değil. Ama yani eldekilere bakıyorum. Valencia yoksa Serdar oynar. Peki. Şimdi ikinizden de transfer gündeminde kimler var onları öğrenmek istiyorum. Çünkü zaten yaklaştı devre arası. Transfer dönemi de takımlar için hareketli geçeceği benziyor. Şimdi Mehmet, Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray'ın Ocak ayındaki pozisyonu çok önemli. Şöyle şimdi Lazio maçını lider bitirirsen Mart ayını görüyorsun. Evet. Artı 3 oyuncuyu değiştirebiliyorsun desten o önemli. Yani 3 isim değişik. Galatasaray transfer muhakkak olacak ama kontenjan dolu. Bir kere şuradan başlayalım. Kontenjan nasıl açılacak? Bir, Gustavo Sousa ile yollar ayrılıyor. Onu söyleyelim. 200 bin euro bir maliyeti var. En kötü sözleşmesi feshedilecek ve doğal olarak o bölgeye bir orta saha transferi. Oradaki bir numaralı ismin, Başkan Burak Elmas da ismini tabii ki doğruladı her seferinde olduğu gibi. Gerson Fernandes bu sefer olabilir. Sebebi Gerson'un sözleşmesini uzatmaması Benfica'yla. 1,5 yıl kaldı. Ayrılmak istiyor. Artı Galatasaray sezon başı 8 milyon euro seviyelerinde bir teklif yapmıştı. Onu yenilerse bu sefer ben Benfica'nın 15 milyon euro isteyeceğini düşünmüyorum. Bu bir. Galatasaray'ın uzun vadeli yol haritasını söyleyeyim. Feghouli ile devam edilmesi düşünülmüyor maliyetinden dolayı. Feghouli bir sağ ön oyuncusuydu. Galatasaray sağ öne oyuncu bakıyor. 3 isim var. Üçünün ortak özelliği sol ayaklı, uzun boylu ve genç olmaları. Birini Fatih Hoca da zaten kabul etti. Parma'dan Deniz Man. Benim istihbaratlarım o da doğrudur. Bologna'dan Skov Olsen. Galatasaray'ın teknik heyetindeki yardımcı antrenörlerini izleyip olumlu rapor ettiğini biliyorum. Artı eski Fenerbahçe'nin Nilsen'in oyuncusu o biliyor musun? Ve 2 sene önce de gündeme gelmişti Volkan. Evet, evet. Ama pahalıydı alamadı Fenerbahçe. Emre Mor'un yetiştiği takımdan. 2 tane Skov Olsen var bu arada. Skov var. Bir Skov sol ayaklı 10 numara var. Andreas Skov Olsen bu. Sağ kenar sol ayaklı 99 veya 99'lu. Şu an açtım genç, önümde. Bir de Bodo Glimt, Mourinho'lu Roma'ya gol atmış. O da sol bak yani. En azından düşünceyi okuyalım. İzleyicilere de şunu söyleyelim. Sol kenarda nasıl Kerem sürekli oynuyorsa sağ kenarda öyle bir oyuncusu yok Galatasaray'ın. Morutan, Feghouli, en son maç Barış Alper'in bir değişimi vardı ama devre arası mı olur, sezon sonu olur onda net değilim. Ama net olduğum şu, Gustavo Sousa gider. Ama Gerson Fernandes ilk tercih ya da başka bir orta saha Galatasaray'a muhakkak takviye edecek. Yerli kaleci transferi son maç Volkan'da tribündeydi. Gayet de bir Galatasaray'a göre bir performans. İrfan Can Erimayat %100'ünü verdi Fenerbahçe maçında. Tabii ki her kaleci için önemli bu tarz vitrin maçlar. Yedek kaleci aranıyor ama ne kadar hani benim mantığıma uyuyor. Sonuçta orada Mustera varken Mustera oynuyor. Yenine gelen kaleci de köleliyor. Çok gerek yok. Galatasaray'da sirkülasyon olacak. Onun net ifadelerini verelim. Volkan. Yani daha önce de söyledim Vedat. Mutlaka bir girişim olur. Santrfor. Olmak zorunda yani. Geçen sene
Valencia'nın yerine bir adam, yani Valencia'dan daha iyi bir oyuncu bulunsa Fenerbahçe şampiyondu diyorduk. Şu an Valencia'yı arar halde Fenerbahçe. Volkan araya, keşke Valencia'ya girelim. Vedat Muriç, eşittir Gerson Fernandez. İkisi de o takımlarının tamamlayıcı oyuncusu. Aynen öyle. Yani. Ben Vedat'la ilgili mutlaka bir kiralama, 1,5 yıl falan öyle bir kiralama girişimi olacaktır diye tahmin ediyorum. Sol bek şart. Bence. Novak dışında şu an mesela Novak yok. Mecbur Salah'ı iyi koruyor. Ya Salah da oynuyor orada da ama. Yani oraya bir oyuncu lazım. Nazım'ın da alternatifi yok. Nazım da tek. Gerçi Nazım'ı da oynatmıyor bu arada. Öyle bir tuhaflık var. Ya ben hoca değişecek varsayımıyla yola çıkıyorum. Nazım'ı da oynatmıyor. Oraya da bir yani şey lazım. Bir alternatif gerekiyor. Orta saha çok kalabalık. Orada bir şey olmaz. Ha giden olursa belki. Yerine ama yani gidecek oyuncu da kim gider? Bence ayrılan olmaz çok. Zaten Crespo meğer yeni geldi. Gustavo Sosa maaşları dolayısıyla herhangi bir yere gidemezler. Mert Hakan zaten ayrılmaz. Sol taraf Pelkas giderse, çünkü artık çok ayyuka çıktı biliyorsun. Gidecek dedikoduları. Evet. Çünkü Rossi'nin ben bekleneni verdiğini düşünmüyorum. Pelkas giderse şayet belki bir sol kanat dördüncü transfer olarak düşünülebilir. Ama onlar da kolay değil yani. Pelkas'ı nasıl göndereceksin? Hangi şartlarda göndereceksin? Veya gelen hoca şunu diyebilir. Ya bu adamı siz, bizde bu adam vardı, niye gönderdiniz diyebilir yani. Biraz öyle de bakmak lazım. Biraz hocaya bağlı olacak. Tabii ben Pelkas'ın Pereira'yı bekleyeceğini düşünüyorum. İnşallah bekler. Yani yazık çünkü yani. Fenerbahçe'nin geçen sene en iyi oyuncusuydu bu adam evet, ya. Evet gerçekten. Fenerbahçe'den yani burada en skorer ikinci geçen oyuncusu. Geçen yıl biz Salah'ı konuşuyorduk, bir Pelkas'ı konuşuyorduk evet. Yani. Geçen senenin yıldızı Larin olmasa Pelkas evet. Aynen. Biraz şanssızdı o bölgede. Larin'in sezon damgalaması oldu. Peki çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bir dahaki programda görüşürüz. Haftaya yine beraberiz. Cuma günü. Evet. Cuma günü. Yine cuma günü yaparız herhalde. Otona.net sponsorluğundaki yayınımızda yine birlikte olacağız. Evet. Tekrardan çok teşekkür ederim ikinize de. Ben teşekkür ederim. Diagonal'in bu haftada sonuna geldik. Haftaya biz tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Otona.net